Defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Bir dolanıcılık varsa ben buradayım, işlemler orada. Hukuki işlemi başlatın, en ağır cezaya razıyım. Hiç düşündünüz mü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'nu neden bu kadar sert eleştirdiğini ya da aynı konumdaki Ali Babacan yerine Davutoğlu'na neden daha fazla sert çıktığını? Cumhurbaşkanının Davutoğlu'nu böylesine doğrudan hedef almasının sebebi sadece AKP'nin oylarının bölünme ihtimali mi yoksa eski başbakanın şahit olduğu saray ifşaları mı var? Davutoğlu'nun 5 ifşa dosyası hakkında haberimiz başlıyor. Asla bedel ödeme korkusuyla söyleyeceğimiz sözden hakikat yolundan ayrılmayız. Davutoğlu'nun anlatırsam insan içine çıkamazlar dediği yüzlerce olay olduğu kesin ama biz sadece beşini ele alacağız bu haberde. Sondan başlayalım. Erdoğan ve çocuklarının gizli servetinden. Lütfen kenara bir çekilsin. Bir an muhasebe yapsın. Kendi çocuklarının Türkiye'de okuyamaması dolayısıyla Amerika'ya gitmiş olduğunun acısını hissetsin. Davutoğlu son dönemde Erdoğan ve diğer bazı bakanların çocuklarının Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Erdoğan ailesi servetine servet katmaya, yurt dışındaki gizli hesapları büyütmeye devam etti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın hangi ülkede kaç milyar dolar parasının olduğunu biliyor desek yalan olmaz. Davutoğlu Cumhurbaşkanı ve bakanlarla çocuklarının mal varlıkları araştırılsın açıklamasında bunu işaret ediyor olabilir mi? Başka alavere dalavere daha yapıyorlar. Diyorlar ki alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemeye ipotek koyun. Niye hukuki süreç başlatılamıyor biliyor musunuz? Erdoğan'ın şimdilik Davutoğlu'na karşı elini kolunu bağlayan o kozlardan biri de 17 ile 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması. Zira Davutoğlu o dönemin perde arkasına Reza Zarrab'la AKP'li bakanlar ve hatta saray arasındaki rüşvet çarkına bizzat şahit oldu. Öyle ki başbakan olduktan sonra söz konusu bakanların Yüce Divan'da yargılanmasını isteyen Davutoğlu'nun bizzat kendisiydi. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Ve Davutoğlu'nun üçüncü kozu çözüm süreci. Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Çözüm sürecinden sonra başlayan çatışmalarda 532 şehit verildi. Erdoğan yollara döşenen bombalardan, sokaklara kazılan hendeklerden terör örgütünü sorumlu tutmuş. Kimilerine göre ise suçlu askeri operasyon yapmayın talimatı veren Erdoğan'dı. Bu PKK'lı teröristler karakolun önünden geçiyorlar, onları el sallıyorlardı. Asker de onlara hiçbir şey yapmıyordu. Peki Davutoğlu kara kutuyu açacak mı? İnsan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Sıra Davutoğlu'nun elindeki ikinci koza geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya arenasında zora sokacak en büyük olaya terör örgütü, IŞİD'e silah taşıdığı iddia edilen MİT tırlarına. Hadise hem Davutoğlu'nun hem de Erdoğan'ın aleyhine görünse de, MIT'in dümeni her zaman olduğu gibi silah sevkiyatları sırasında da Erdoğan'ın elindeydi. Cumhurbaşkanı'nın tırlar işi de gitmiyordu iddiasını, o isimlerin başında Davutoğlu geliyor. E hani bunlar dürüst ya. Problem var diyeni dışarıdaki bir takım odakların sözcüsü ilan ettiğinizde çözemezsiniz. Ve bir numaralı koz 15 Temmuz, yani Erdoğan'ın siyasi tarihindeki en büyük sırrı. 15 Temmuz kimilerine göre darbe kimilerine göre ise Erdoğan'a başkanlık kapısını açan bir tiyatro. Davutoğlu'nun son açıklamaları ikinci ihtimali daha da güçlendirdi. Eski başbakan görevden alınman ve 15 Temmuz büyük bir senaryonun parçasıydı derken çok şey bildiğini açıkça işaret etti. 15 Temmuz ve arkasından gelen, arka arkaya gelen gizli açık koalisyonların zorlanmak durumunda kaldığı bir senaryon çıkması için benim devre dışına çıkarılmam gerekiyordu. Şimdi hissettiğim bu. Sizce Davutoğlu'nun elinde Erdoğan hakkında başka hangi ifşa dosyaları ve sırlar var ya da o sırları neden şimdiye kadar ifşa etmedi. Yorumlarınızı bekliyoruz.